Esel billah. Buyuruyor ki Rabbimiz, küllü nefsin bima kesebet rahinetün. Her can dünyada kazandığı şeyin karşılığında rehinedir. İlla ancak bu rehinelikten kurtulanlar olacaktır ki bunlar ashabel yemini, sağın adamlarıdır. Fi cennetin, bunlar cennetlerde, bahçelerde ağırlanacaklardır. Yetesâelûne anil mücrimîn, suçluların durumundan birbirlerine soracaklar ve diyecekler ki suçlulara, mâ selekeküm fî sakar, sizi sakar cehennemine sürükleyen neydi diyecekler. Şimdi bu ayet grubunun tercümesi bu. Ayetlere teker teker bakarak bir takım hatırlatmalar yapmak durumundayım. Buyuruyor ki ilk ayetinde, 38. ayetinde Yüce Allah, küllü nefsin bima kesebet rahinetün. Her can, nefs can demek. Her can kazandığının karşılığında rehinedir. Bu şu demek. Kişi öbür aleme dair neyle karşılaşmak istiyorsa bu alemde ona göre bir tavır ortaya koyar. Burada ne kazandıysa orada karşılığını bulacaktır. Ama rehine kelimesi tabii olumsuz bir kelime olarak görülüyor. Ayetin devam eden cümlesinde ashabul yemin bu rehinelikten kurtulacaktır dediğine göre belli ki bu rehinelik olumsuz bir anlam veriyor. O zaman her nefisten kasıt da belli ki her kötü nefis, her olumsuz insan dünyada ne kazanmışsa onun karşılığında rehine olacaktır. Tam da sözün burasında En'am suresinin bir ayeti mutlaka hatırlanmalıdır. En'am suresinin 70. ayetinde uzun bir ayet, tabii ayetin her cümlesini değil, ilgili cümlesini hatırlatayım. Orada buyuruyor ki Rabbimiz estağfirullah, "Şevederi lezine ettehadu dinehum le'iben ve lehven ve garrethumul hayatü dünya ve zekkir bihi en tübsele nefsüm bima kesebet." Ve zekkir bihi, Kur'an'la onlara gerçeği hatırlat ki en tübsele nefsüm bima kesebet. Her can kazandığının karşılığında alıkonulmaya görsün. Yani öyle bir gün gelecek ki her can ne kazanmışsa onun karşılığında alıkonulacak. Eğer iyi bir insansa bu ödüle dönüşecek. Ama kötü bir insansa dünyada kazandıkları onun önüne fatura olarak getirilip konulacaktır. Bu bilgiyi veren kaynak Kur'an-ı Kerim'dir. Yani Kur'an'la bu anlamda hatırlatmalar yapılmalıdır ki o alemin gerçekleşeceğinde hiç kimsenin zerre kadar kuşkusu olmasın. Herhangi bir insanın sözüyle bir hatırlatma değil. Kur'an'ın ortaya koyduğu gerçeklerle insanlar dünyada işledikleriyle baş başa bırakılacaklarını bilmelidirler. Ayetin özellikle hatırlattığı hususiyet budur. Tur suresinde küllü mri'in bima kesebe rahin diye bir ifade var. Tur suresinin hemen 21. ayetinde bu ayetteki her can, her insan kazandığına karşılık rehindir ifadesi olumlu veya olumsuz insan ayrımı yapmıyor. Herkes yaptığının karşılığını görecektir manasına geliyor ve bağlama bakıldığı zaman, Tur suresindeki o ayet grubuna bakıldığı zaman buradaki ifade biraz daha ödül maksatlı bir mana verir. Bizim okuduğumuz ayette ise olumsuz insanların dünyada yaptıkları kötü davranışların karşılığında tutuklu kalacakları beyan ediliyor. Peki dünyada yaptıkları davranışlar insanın nasıl olur da tutuklu hale getirir? Ne yapar da onun karşılığında tutuklu olur? Bunun cevabını da Hadid suresinin 20. ayetinde görürüz. Hadid suresi 57. suredir Kur'an-ı Kerim'de. Onun 20. ayetinde dünya hayatı dediğimiz, bu yaşadığımız hayatın insanların algısında, zihninde böyle 5 argümanla
önlerinde bulunduğu hatırlatılır. Der ki Rabbimiz ayette, Estağfirullah. İ'lemu ennemel hayatud dünya le'ibun ve lehvun ve zînetun ve tefâhurun beyneküm ve tekâsurun fil emvâli vel evlâdi. Kemeseli gaysin a'cebel küffâra nebâtuhu sümme yehîcu feterâhum sfarren sümme yekûnu hutâmen ve fil âhireti azâbun şedîdun ve mağfiretun minallâhi ve ridvânun ve mel hayâtud dünya illâ metâul hurûr. 20. ayeti Hadid suresinin. Aslında emin olun bütün hayatı, bütün algıları özetleyen bir ayeti kerimedir. Gene uzunca bir ayettir ama böyle kısaca manasını hatırlatayım. İyi bilin ki bu yaşadığınız hayat 5 tane aldatmacadan ibarettir. 5 tane insanların uğruna adeta canlarını verdikleri argümandan ibarettir. Dünya hayatı dediğin 5 şeyle anılır. Bunlara kendini kaptırmamak lazım. Nedir bunlar? Le'ibun, oyun. Ve le'ibun, eğlence. Ve zinetün, süs. Ve tefâhurun beyneküm, aranızdaki övünçler. Ve tekâsürün fil emvâli vel evlâdi. Mallar ve çocuklar çoğaltmadan ibaret. Eğer siz yaratılış hakikatinin farkına varmazsanız dünya hayatı neticede bu 5 şey üzerinde dönüp dolaşır. Oyundur, eğlencedir, süstür, övünçtür ve mal çocuk çoğaltma yarışıdır. Başka da bir şey değil. Ama bu dünya hayatı aslında bir yağmura benzer. Bu yağmur yağar. Yağmur yağdıktan sonra işte o toprağın bitkileri efendim yeşerir. Bu da çiftçilerin hoşuna gider. Ama bir süre sonra mevsim değişir. Değişen mevsimden sonra o yemyeşil bitkiler sararmaya başlar. Ondan sonra da kurur, çer çöp halini alır. İşte hayat dediğim budur. Bu kadar yani. Bunun uğrunda çok büyük fedakarlıklar yapmanıza gerek yok. Geçicidir bu. Bir mevsime benzer yani. Baharda yeşerir, yazın ürününü verir, sonbaharda kurur gider, işte bu kadar. Yani bunu anlatan o kadar harika bir ayet var ki Kur'an-ı Kerim'de, o kadar mı güzel anlatılır? Yunus suresi 24. ayet. Şimdi yani bu ayeti okuyunca bu ayeti okumadan olmuyor işte yani. İnnemâ meselül hayâtid dünya. Bu dünya hayatı var ya diyor Allah-u Teala, şuna benzer. Benzetmeyi Rabbimiz yapıyor. Bizim kendimizden kattığımız bir şey yok. Benzetme Cenab-ı Hakk'a ait. Bu dünya hayatı var ya, sadece şuna benzer. Ne? Kemain, yağmura benzer. Enzelnâhu mine's-semâi. Biz onu yukarıdan aşağıya indiririz. Fehtelata bihi nebâtul ardı. Arzın bitkileriyle karışır o su. Yani toprak tohumla su buluşur. Mimma ye'külün nâsü vel en'âm. O tohum hem insanların yiyeceği hem de hayvanların yiyeceği şeylerin tohumudur. Onunla karışır. Hatta izâ ekedetil ardu zuhrufaha. Öyle olur ki o su tohumla buluştuktan sonra arz, toprak süsünü alır. Yani yeşerir. Yani bahar olur. Yeşerir bitkiler. Ve zeyyenet. Yaz olur. Meyvelerini takar, ürünlerini takar, zinetlenir demek, meyvesini, ürününü takar. Vazanne ehluha, bahçenin sahibi zanneder ki, ennehum kadirune aleyha, bu bahçe benim, istediğimi yapacağım. İstediğim zaman devşireceğim, istediğimi alacağım, istemediğimi başkalarına bırakacağım. Böyle zanneder, böyle kurgular. Bahçe benim ya, sonbahar yanaşıyor. Ben istediğim ürünü istediğim zaman toplayacağım. Tam da bunun hesabını yaparken etaha emruna leylen ev neharan. Bizim emrimiz gelir bahçeye gece veya gündüz. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emrinin gelmesi demek Allah'ın azabının, gazabının gelmesi demektir. Kur'an'da bir tekniktir bu. Allah'ın emri geldi demek azap emri geldi demektir.
Allah'ın kararı, hükmü geldi demektir. Gece veya gündüz o bahçeye gelir. فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا. O bahçeyi aynen hasat edilmiş gibi yaparız. كَاَلَّمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ. Dün sanki hiç meyvesi, ürünü olmamış gibi yaparız. Dümdüz yaparız bunu. İşte dünya hayatı böyle bir şey. Tam da hani zevkle, safa ile tam günümüzü gün edeceğiz. Filanca işleri yapacağız. Böyle uzun uza diye büyük hedefler koyarız. 5 sene sonra onu yapacağım. 15 sene sonra şunu yapacağım. 25 sene sonra bunu yapacağım diye. Böyle uzun vadeli planlar yaparsın. Ama bir gece veya sabah Azrail gelir, hasat edilmişe çevirir seni. Dünya hayatı böyle bir şeydir. كَذَٰلِكَ نُفَصَّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Biz düşünüp aklını çalıştırmak isteyenler için bu ayetlerimizi işte böyle açıklıyoruz. Hayat çok abartılmaya gelmez. Ve bu hayat öbür alemde rehine olmana sebep olacak meşguliyetlerle geçmesin. Aslında uyarılmak istenen konu bu. Dünya hayatı çok değersizdir, hiçbir anlamı yoktur demek değil. Bu hayat anlamlıdır. Niye? Ebedi hayat bu hayatla elde edilecektir. Hani kem aletle kemalat olmaz derler. Burası lüzumsuz değil, burası çok önemlidir. Ama yaratılış amacına uygun olarak yaşarsanız, bunun kıymetini fark eden bir hayat yaşarsanız o zaman anlamlı olur. Değilse Hadid suresinin 20. ayetindeki o 5 aldanmaya kurban olursanız bu aldanmalar öbür alemde rehine olmanıza sebep olacaktır. Bu hayatı hatırlatma çok önemli. Hayatı böyle kavramak lazım.